Öğrenci bey, pardon. Önemli değil. Canlı derslerde başarılı olmak için ne yapmak gerekiyor? Vallahi hocam tam adamına sordunuz. Ben en son 2 ay önce kitabı açmıştım. Neden mi? 20 liramı kaybetmiştim, matematik kitabının içinden çıktı. Mesela son girdiğim canlı derste hoca beni tanımadı. Sen kimsin dedi. Zaten ben de hocayı tanımadım. Meğer 4. sınıfların dersine girmişim. Kendimi doğal sayılarla toplama işlemi yaparken buldum. O zaman seninle canlı derslerde yapılması gereken değil de yapılmaması gerekenlere bakalım. Ne dersin? Tamam hocam, olur. Anlaştık. Uzak durman gereken ilk yanlış, canlı dersleri yatakta veya koltukta izlemek. Koltukta güzel bir şekilde maç izlenebilir. Ya da komşularla tatlı tatlı sohbet edilebilir. Fakat canlı ders izlenmez. Bu nedenle canlı derslere aynı okuldaki ciddiyetle çalışma masanda girmen gerekiyor. Derken buyurun, ikinci hata da geldi. Pijama ile ders başına oturmamalısın. Teessüf ederim hocam. Pijama bizim milli giysimizdir. Benim babam 98 senesinde çizgili pijama beyaz atlet kombiniyle ödül aldı. Annem tarafından. Fakat illa üstünü değiştir diyorsanız... Vay vay, işte tam bir canlı ders kombini. Uzaktan eğitimde en çok yapılan hata ise canlı ders esnasında sosyal medyada takılmak ya da WhatsApp bildirimlerini kontrol etmek. Şimdi senden bir şey istiyorum. Telefonunu sessize alıp uzak bir yere kaldır ve canlı dersler bitene kadar da dokunma. Hocam hiç sıkıntı değil. Siz söylemeden ben bunu yapacaktım zaten. Aha da kaldırıyorum. Buyurun, bu da anahtarı. Telefondan uzak bir şekilde ders çalıştığında odaklanmanın arttığını kendi gözlerinde göreceksin. Fakat ilk zamanlar biraz sıkıntılı geçebilir. Ben kötü oluyorum galiba. Allah'ını seven üzerime akıllı telefon atsın. Bir kez olsun Instagram'a gireyim ya, ne olur. TikTok dansçıları yardım edin, ocağınıza düştüm. Ah ah, telefon bağımlılığı böyle bir şey işte. Ama merak etme, 2-3 güne alışır canlı derslerin kralı olursun. Online eğitimde yapılan popüler hatalar listemizin 4. sırasında Özkan Sağ'ından devamsızlık yapma gülüm, çok üzülürüm parçası var. Uzaktan eğitimde bazen sıkılıp boş ver ya, bu derse girmesem bir şey olmaz diyebiliyoruz. Fakat bir ders kaçırmak bile konuyu kavrama konusunda zorluk yaşatabilir. Bu nedenle devamsızlık yapmaman çok önemli. Kaçırdığın ya da tekrar etmek istediğin dersleri Tonguç Akademi sınıf kanallarından ya da sınıf anahtarı sisteminden izlemeyi ihmal etme. 5. hatada öğretmenlerin gönderdiği notları ekran görüntüsü alarak ders çalışmak. Çok doğru. Ben bir kez denedim. Kimya dersi yerine yanlışlıkla annemin yemek tarifini screenshot almışım. Öğretmen gaz yasalarını sordu. Ben etli nohut tarifi verdim. Hoca bir etkilendi ama. Bağlantıyı kurdu tabii. Bu nedenle öğretmenlerin gönderdiği ekran görüntülerini temize çekerek, yani not alarak çalışmalıyız. Telefon ya da bilgisayardan ders çalıştığımızda hem gözlerimiz yorulur hem de bu notlar silinebilir ya da kaybolabilir. Kağıt kalem gibisi yok, unutmayın. Bugün Özkan'la birlikte canlı derslerde yapılmaması gereken 5 hatayı gördük. Bu video hakkında düşüncelerinizi yoruma yazmayı ve videoya like atmayı da unutmayın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Evdekilere de selam söyleyin. Dersleri de çok kaynatmayın. Hadi bakalım derse.